Evet, bugün daha önce bu kovanımıza anaarı yetiştirme kutumuzun içinden şöyle iki çerçeve yan yana içine bırakmıştık yumurta olsun diye. Bunları şimdi kovanımıza alacağız, ana kovanımıza. Bundan sonra kovanımızda ana yetiştirmeye çalışacağız. Artı bir de kat attığımız bu kovanda alt katta ya da üst katta herhangi bir anaya, ana memesi yani yavruya, oğula gitme bir ihtimal var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Eğer oğula gitme ihtimali varsa ana memelerini keseceğiz. Şunu ben kaldırıyorum şimdi. Küçük bir platform gibi bir yer koyuyoruz. Katı kaldırıp kenara bırakıyoruz. Öncelikle kenardan başlayalım. Çünkü orta çerçeveler çekmeye çalışırsak şimdi hem bu taraftaki çerçeveye hem buraya zarar verebiliriz. Ama kenarda olursa tek çerçeve bir sıkıntı olsa da büyük ihtimalle kenardan olmaz. Burayı açıyoruz. Evet. Şöyle kenara bırakıyorum. Kovanda anayı da görmemiz lazım. Çünkü yetiştirme kovanımızı alabiliriz. O zaman iş kötü olur. Kovanın düzenini bozmayalım. Burada bir ana sesi var gibi ama. Neyse. Sakin. Burada ana memesi yapmış. Şunları kesiyorum ben. Küçücük küçücük. Şurada ekegarlar da var. Küçük zaten onların pek. Bundan ne ana çıkacaksa. Bunlar normal yumurtalar, erkek arı.
Evet, burada günlük yumurtalar var. Göremedim. Ana mı? Evet. Polenimiz var. Erkek. Hani? Dur oğlum, sakin. Mübarek rüzgar da arada bir esiyor. Yoksa da kontrol etmemiz gerekiyor. Birkaç gündür sürekli rüzgar, hava. Başka çaremiz yok aslında. Mümkün olduğu kadar rüzgarda girmemeye çalışıyoruz ama biz girdik, ondan sonra ara ara esiyor. Bunda günlük yumurta var. İnşallah ana buradadır. Tek temennimiz. Yoksa bayağı uğraşacağız. Ha, burada. Anayı gördük. Şimdi bizim daha önce ana kovanı için bıraktığımız çerçeveyi rahatlıkla alabiliriz. Oğla da hafif bir, daha yeni bir küçük göz yapmaya başlamıştı. Onu da iptal ettik. Şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Şuradan bir çerçeve alıp geleyim. Şimdi aç. Şimdi kovanımızın ağzını açalım, kapağını. Şöyle bir şeyimiz var. Bir tane yemliğimiz var, şerbet ya da işte kek koymak için. Evet, numarada yumurta var. Arı var. Şimdi bunlar biz ikisi birbirine montalı. Biz bunları ayıracağız. Kovanımıza koyacağız.
Burada ana memesi yapacak arılar. Bundan sonra ana çıktığında istediğimiz şekilde kullanabileceğiz. Şimdi burada tarlacı arılardan geri gelme ihtimali var. Ben o yüzden şöyle hafifçe şey yapıyorum. Birkaç tane daha silkeliyorum buraya. Geri gelen zaten gelecek. Geri kalan da bize yetecek. Ben bu kovanımın ağzını kapatıyorum. Bugün böyle açık duracak. Akşam üzerine kadar sonra ben açacağım onu. Ertesi günü. Aralıklar biraz uzakta olabilir. Orada bir yere bırakacağım. Gelen arı zaten gelir. İçinde kalanlar bana yetiyor. Öyle yetiştiriyoruz biz. Biz tam profesyonel değiliz. Kendimize yetecek kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu kapatıyorum. Buraya çektiğim çocuğun yerine çok az da olsa ballı ve yumurta atabileceği ananın bir çerçeve attım. Şimdi diğer çerçeveyi yerine bırakacağım. Aradaki bezi kaldırdım. Çünkü havalar da biraz ısındı. Arının ısısı da arttı. Tamam. Bereketli olsun.